Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Gazze'de ateşkes için adım BMGK'ya sunuldu. Değerli izleyenler, İsrail katliamlarının şiddetini artırarak devam ettirdiği bu günlerde kritik gelişmeler yaşanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han'ın Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği şeklinde İsrail'e yaptığı uyarının ardından BMGK tarafından da önemli bir gelişme yaşandı. Baye Gazze şeridinde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını BMGK'ya sunduğunu duyurdu. Baye'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Baye'nin insani nedenlerden ötürü Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması çağrısında bulunduğu ve BMGK'ya bir karar taslağı sunduğu belirtildi. Gazze şeridindeki durum felakettir ve geri dönülemez bir noktaya gidebilir, daha fazla bekleyemeyiz ifadeleri kullanılan açıklamada, BMGK'nın ateşkes konusunda kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiği kaydedildi. İsrail, Gazze'nin tarihi ve kültürel mirasını da doğrudan hedef almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana 132 çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, Filistin Kızılay ekipleri Refah sınır kapısından 80 yardım konvoyu geçirdi. Kamyonlarda gıda, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç bulunuyor denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.